Eğer bir üçgenin bir açısı 90 derece ve iki kenar birbirine eşitse bunun açıları 45-45'tir. Bu çok özel bir yapıdır. Aynı anda hem Öklit'i hem muhteşem üçlüyü barındırır. Şöyle ki, ikizkenar üçgeni görünce dikme indiriyorduk. Dikme iki eş parçaya bölerdi. 3'e 3. Ve aynı zamanda muhteşem üçlü olduğundan, çünkü 90 derecenin karşısı tam ortadan ikiye bölünmüş. 90 ile bu orta nokta birleştirince bu parçalar kadar oluyor. Yani şurasının 3 olması lazım. Ve şu yan tarafta bir üçgen çıktı. Bir kenarı 3, diğer kenarı diğer kenarının 2 katı. Yani K 2K, hipotenüs K kök 5. Şimdi burası 3 ise burası 6. O zaman burası 3 kök 5 olması lazım. 3 kök 5. Ezberden yapmak istemiyorsak Pisagor yapacağız. 90 karşısında x var. X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı diğer kenar. Şuranın tamamı 6. 6'nın karesi. Bu şekilde de çözebiliriz. 9 artı 36 x karedir. X kare buradan 45 gelir. 45 sayısı 9'da 5'in çarpımıdır. O zaman x sayısı, her iki tarafın kare kökünü alacağız. 9 dışarı 3 diye çıkar. 5 çıkamaz. 3 kök 5. Sadece bilmek zaman kazandırır. Birkaç soruyla bu testi bitirelim. Ondan sonra da şu özel üçgenlerden vesaire birazcık bahsedelim. Geldim yine kalıp bir soruya. Bakın, bir soruda iki tane tuhaf yerde açı var. Alfa, alfa diyeyim. Ortak olana da beta diyeyim. A, B, C üçgenindeki beta ve alfa açılarının yanına teta açısı yakışsın. Üçgenin iç açıları toplam 180. Alfa, beta mecbur da buraya teta yaklaşsın. Küçük üçgende teta 7'yi gördü. Büyük üçgende teta 14'ü gördü. Küçük üçgende alfa 5'i gördü. Büyük üçgende alfa 7 artı x'i gördü. Önce teta'nın gördü, sonra da alfa'nın gördükleri. Bu küçük üçgen bölü büyük üçgen. Bu da yine küçük üçgen bölü büyük üçgen. Çözelim. 7'nin 2 katı 14. O zaman 5'in 2 katı 10. Şuranın 10 olması lazım. 10 olması için 7 liram var. Kaç liram eksik? 3.